Ramazan ayı dua için en uygun zamanlardandır. Sadece namazdan sonra dua ederek değil, özel dua zamanları ayırarak bu bereketli ayı değerlendirmek gerekir. Güzel bir abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra adabına uyarak kendimize, ailemize ve bütün Müslümanlara samimi dualar edebiliriz. Unutmayın, oruçlunun duası reddedilmez. Dua etmek için sahur vaktini ve iftar öncesini kaçırmayın. Sakın sinirlenmeyin. Midenizin tuttuğu orucu ağzınız heder etmesin. Çocuklarınızın sizin tavrınız yüzünden orucu kötü bilmesin. Sabredin ki eciniz çok olsun. Ramazan bitse de izi bizden gitmemelidir. Aylarca Ramazan'da aldıklarımızın etkisiyle kulluğumuz devam etmeli. Ramazan ayının ardından 6 gün oruç tutarak nurumuzu tamamlamalıyız. Ramazan'ın en önemli farklılıklarından biri de sahur yemeğidir. Yemeği hazırlayarak, aile efradının sofraya gelmesini sağlayarak elde edebileceğiniz ecri düşünün. Sahur yemeğindeki bereket sizi bir dahaki Ramazan'a kadar kuşatabilir. Ramazan'ın son 10 günü özdür. Rahmetin ve mağfiretin dağıtıldığı mevsimdir. Bu son 10 günü çarşılarda harcarsanız, ecrinize göz dikmiş olan şeytana yardım etmiş olursunuz. 3 gün 5 gün önce mukabele biter mi? Kimi hanımlar Ramazan boyu Kur'an'ı mukabelelerde okuyup dinlemeye çalıştıkları halde Ramazan'ın son günlerinde temizlik ve bayram hazırlığı nedeniyle Kur'an'ı ihmal etmektedirler. Bundan kesinlikle sakınılması gerekir. Ucub tehlikeli bir hastalıktır. Ucub, müminin yaptığı ibadetlerin en iyi şekilde yapıldığını, o ibadeti Allah'ın kabul etmek zorunda olduğunu zannetmesidir. Ve bu konu hakkında dikkatli olunması gerekir. Hanımlara özel haller. Nifaslı kadınlarla hayız olan kadınlar bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamazlar. Bir kadın Ramazan'da gündüz vakti adet görmeye başlasa veya çocuk doğursa orucu bozulmuş olur. Artık adet günlerinde ve nifas devam ettiği müddetçe oruç tutması caiz olmaz. Gebe veya emzikli olan bir kadın oruç tuttuğu takdirde kendisine veya çocuğuna bir zarar geleceğinden korkarsa oruç tutmayabilir. Gebelik ve emziklilik hali sona erince tutamadığı günleri kaza eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah-u Teala yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Gebe veya emzikli kadınlardan da orucu kaldırmıştır. Ramazan'da imsaktan sonra hayız ve nifastan temizlenen kadının, ergenlik çağına giren çocuğun, o günün geri kalan kısmında yemek ve içmekten kaçınarak oruçlu gibi bulunması gerekir. Dini terbiye ve Ramazan'a saygı bunu gerektirir. Oruca niyetlenen kadın, gündüz hayız veya nifas olursa orucu bozulmuş olur. Fakat kadın, henüz hayız olmadan, bugün adet günüm diyerek orucu bozamaz. Yolcu ile hasta açıktan yemek yiyebilir. Yolcu ve hasta olanların, hayız ve nifas durumunda olan kadınların kendilerini oruçlu gibi göstermeleri gerekmez. Ancak bunların özel durumlarını bilmeyen bölgede, töhmetten korunma ve oruçlu din kardeşlerine karşı saygı gösterme amacıyla gizleyemeleri daha iyidir. Kadının kefaret orucu. Kadınlar kefaret orucu tutarken araya giren adet günlerini tutmazlar. Adet halleri bitince ara vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek 60 günü tamamlarlar. Kadın adet hali bittiği halde temiz olan günlerinde oruç tutmayarak kefaret orucuna ara verirse kefarete yeniden başlaması gerekir. Rabbimizden gelen bayramımız. İbni Abbas radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bayram gecesi olduğunda o gece ödül gecesi olarak adlandırılır. Bayram sabahı olunca da Allah-u Teala her yere meleklerini gönderir. Yeryüzüne inerler ve yollarda dururlar. Yüksek sesle nida ederler. Cinler ve insanlar hariç Allah'ın yarattığı her mahluka seslerini duyururlar. Derler ki, ''Ey ümmeti Muhammed! Kerim olan Rabbe koşun. Bol veriyor, büyük günahları affediyor.''
Müslümanlar bayram namazını kılmak için çıktıklarında Allah meleklerine şöyle der: İşçi işini bitirene dek ne hak eder? Melekler şöyle cevap verir: Ey ilahımız, onun hak ettiği ücretinin verilmesidir. Allah-u Teala şöyle buyurur: Ey meleklerim, siz şahit olun. Ben onların tuttukları Ramazan oruçlarının ve kıldıkları namazların sevabı olarak rızamı ve mağfiretimi kararlaştırdım. Sonra şöyle buyurur: Kullarım, benden dileyin. İzzetime ve celalime yemin olsun ki bugün benden ahiretiniz için ne dilerseniz size onu vereceğim. Dünyanız için de ne isterseniz ona bakacağım. İzzetime yemin olsun, benden korktuğunuz sürece hatalarınızı örteceğim. İzzetime ve celalime yemin olsun ki sizi utandırmayacağım. Hak sahipleri arasında sizi mahcup etmeyeceğim. Mağfiret edilmiş olarak dağılın. Beni razı ettiniz. Melekler sevinirler. Bu ümmetin Ramazan orucundan sonraki bayramda Allah'tan elde ettiklerine mutlu olurlar. Bizi tövbe edince bağışlayan, bağışladıktan sonra bir daha sorgulamayan ve bizi sevindiren Allah'ımız ne büyük, ne yücedir. Onun bayramı da ne güzel, ne hoştur. Dönüş günümüz. Rabbimiz geçmişimizi bağışladığı için bugünümüz bayram oldu. Biz de o günlerimize dönmeme kararı alarak bugünümüzü ebedi bir bayrama dönüştürebiliriz. Bugünümüz bayram olsun. Kullara kulluktan sıyrılıp Allah'a kulluğa döndüğümüz gün olsun. Hayatı boşa harcadığımız günlerden, cennete hazırlık için kullandığımız günlere dönelim. Bayram günü. Erkekler, gusül abdestlerini alarak bayram namazına gidelim. İçimizden coşkumuz eksik olmasın, niyetimiz tam olsun. Evden namaz için çıkarken diyelim ki: Rabbim, emrettin, oruç tuttum, gayret ettim. Şimdi lütfettin, bayram namazına gidiyorum. Beni bayramların bayramına, senin rızana, cemaline kavuştur. Huzurundan kovma. Beni, ailemi, çocuklarımı, bütün müminleri bağışla. Bize rahmet et. Üzerimizden musibetleri kaldır. Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. İnsanlara muhtaç olmaktan, ezilip büzülmekten beni muhafaza buyur. Dinini aziz kıl, Kur'an'ını yücelt. Beni ve zürriyetimi dinin sadık hizmetkarları yap. Namaza çıkmadan varsa birkaç hurma, yoksa bir miktar tatlı yiyerek bir sünneti yaşayalım. Bayram namazına giderken ve geri dönerken tekbir getirmeyi unutmayalım. Gün Allah'ı yüceltme günüdür. Kullarına bayram ettiren, Rahman olan Allah'ı tazim günüdür. Güzel ve temiz kıyafetler giyelim. Birbirimizi tebrik edelim. Ashab-ı kiram böyle günlerde birbirlerine, bizim de sizin de ibadetlerinizi Allah kabul buyursun diyerek dua ve tebrik ederlerdi. Birbirimize gülümseyelim. Barışalım, barıştıralım. Önce kendimizle barışalım. Kimliğimize, geçmişimize dönelim. Sonra çevremizle barışalım. Kimseyle küs kalmayalım. Kaynaşalım. Biz bir arada gönül gönüle olursak Rabbimize daha yakın oluruz. Garipleri unutmayalım. Kimsesizlerin kimsesi olalım. Göstermelik olmasın. Rabbimizin görmesi için olsun. Çıkarımız rızaullah olsun. Çocuklarımızı sevindirelim. Onlara neden bayram ettiğimizi ve bu bayramın neyi temsil ettiğini izah edelim. Onları coşkulu ve umutlu bir bayramla tanıştıralım. Allah'ı ve peygamberini sevmelerine, insanlığa hizmet etme duygularına zemin hazırlayalım. Mübarek olsun. Hepimize, bütün müminlere, güneşin doğup aydınlattığı her yere bayram olsun. Güzel günlerimizin, güzel cennetimizin öncüsü olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iftar duası. Muaz İbni Zühre radıyallahu anh anlatıyor: Bana ulaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu: Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum. Kadir Gecesi duası. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Ben
''Ya Resulullah, Kadir gecesini bilirsem o gece ne söyleyeyim?'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Ey Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.'' de buyurdu. ''Ey Rabbimiz, bizleri doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize katından rahmet bağışla, kuşkusuz sen bağışı bol olansın.''